Bugün TV ekranlarından mutlu günler, mutlu hafta sonları sevgili izleyiciler. Spor Ekstra'da ben ve Özgür Sancar bugün çok değerli bir ismi ağırlayacağız. Spor Ekstra başlıyor. Mutlu Pazarlar Spor Ekstra'ya hoş geldiniz. Süper Lig'de 9. haftanın heyecanını yaşıyoruz. Dün Beşiktaş Akisar'da sahne aldı. 3-3 beraberlikle ayrıldı. Oradan bugün Galatasaray Kayseri Spor Deplasmanı'nda olacak. Fenerbahçe Cuma günü haftanın açılış maçında rakibini mağlup edip 3-1'lik galibiyetle Gaziantepspor'u mağlup edip liderlik koltuğundaki yerini korumuştu. Ayrıca Fenerbahçe'de önümüzdeki hafta sonu yapılacak seçim heyecanı yaşanıyor. Bu arada Galatasaray'da 108. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor. Bu vesileyle Galatasaray camiasını kutluyoruz. Bugün stüdyomuzda Beşiktaş'ın ikinci başkanı Sayın Ahmet Nur var. Kendisi az önce divan kurulu toplantısından ayrıldı. Çok önemli bir konuşma yaparak oradan ayrıldı ve ayağının tozuyla stüdyomuza geldi. Efendim hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Geldiniz. Hoş Eksik bulduk. olmayın. Bizim için büyük bir onur sizi burada görmek, ağırlamak. Kesinlikle. Bizim için de teşekkür evet. ediyoruz. Sağ olun. Ee, tarihinin en yüksek katılımlı divan kurulu toplantılarından bir tanesini gerçekleştirdi Beşiktaş. Siz evet. de önemli bir konuşma yaptınız. Nasıldı genel itibariyle toplantı? Yani Beşiktaş'a artık her gün yeni yüzler geliyor. Divan kurulunda Son tüzüğe göre daha genç arkadaşlarımızın katılım bahisi olmaya başladı. Genel kurulu da biliyorsunuz kongre üyelerimiz 4.500-5.000 tane yenisi gelmeye başladı. Yani Beşiktaş'ta bir şehre bir yüz değişiyor. Yenilerini gördük, mutlu olduk. Onlara da başarı diledik. İnşallah Beşiktaş için hayırlı olurlar. Hoşgörünüze dayanarak size önemli, bazen zor soruları yönelteceğiz ama öncesinde dün akşamki maçla ilgili değerlendirme rica edelim. Kısa bir değerlendirme. Sonrasında da Slaven Bilic ve futbolcuların açıklamalarını yayınlayacağız. Bilic diyor ki Beşiktaş belki 3 puanı alamadı ama çok iyi oyun oynadı. Beni çok tatmin etti. Sezonun en iyi maçını çıkardık diyor. Yani bir hocası bir takımın teknik anlamda takımını beğeniyorsa bizim de ona sadece evet doğru söylüyor demek düşer. Çünkü ben o kadar teknik bir kişi değilim. Hocanın beğenmiş olması beni sadece mutlu eder. Güven verir bize. Dünkü maçta Akisar oldukça başarılı bir takım bu sene. Siz de takip ediyorsunuz. Evet. Ee, ben her zaman mağlup etmeyi Evet ben her yerde söylüyorum. Dün çok organize bir şekilde Beşiktaş'ın karşısında top oynadılar. Beşiktaş ilk başlarda biliyorsunuz Hı -hı. E, mağlup durumdaydı. Hı -hı. Fakat daha sonra e, tabii çok mutlu olmamamıza rağmen, bir galibiyette ayrılmak istememize rağmen e, kendini toparlayıp o beraberliği alan Beşiktaş takımını seyretmek de benim için bir keyif oldu. Ama keşke bir galibiyet olsaydı evet. diyerek Böyle geldik Bugün diye. bir haber vardı basında Beşiktaşlı futbolcuların bir rekor kırdığı 119 kilometre mesafe koştukları ve bunun bir rekor olduğu hatta Motta'nın da 11.961 metre koştuğu. E, haberi vardı. Futbolcuların performansını teknik anlamda yorum yapmayacağım. Bu arada tabii 11'de forma giyen futbolcuların Şimdi, 6 tanesinden fazlası beraber. bu rekoru yani 119 kilometrelik rekoru kırdılar. En son sanırım Bursa Spor Deplasmanı'nda 112 kilometre koşmuştu Beşiktaş. E, dün rekor kırıldı 119 kilometre. Evet bir de bu koşmanın yanında golleri ekleyebilirsek <laughs> daha iyi olacak. E, tabii ki bu tür keyif, evet. bu tür olaylardan keyif alıyoruz ama futbol işte sonuçta müsabaka ve sonuçta önemli. Ee, ben tabii biraz keyifsiz geldim dün. Ee, çünkü sonuçta bir galibiyet isterek oraya gitmiştik. Ama e, hep söylüyorum yani Türkiye Ligi'ndeki şu andaki bütün takımlar hakikaten çok pozitif gelişme içerisindeler. Öyle artık eskisi gibi büyük takım, küçük takım diye bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Ee, parayla pulla da değilmiş bu işler. Bir takım ruhu yaratabilmek bütün mesele. Slaven Bilic de bunu başardı. Dün Akisar'ın hocası Sayın Hamzoğlu da aynı şeyi başarmıştı. Türk futbol adına ben keyif alıyorum. Ümitleniyorum evet. da inşallah hep böyle devam eder. Sayın Çebi devam edeceğiz. İsterseniz düne dönelim. Slaven Bilic'in ve futbolcuların açıklamalarını izleyelim ardından devam edelim sevgili izleyiciler. So many mistakes, so many technical mistakes uh, to give them opportunities. Takımın oyuncularını da tebrik etmek istiyorum. Bu akşam tüm oyuncuların katkısıyla ortaya harika bir maç çıktı. Benim kişisel fikrim sezonu şimdiye kadar oynanan en iyi maçı ortaya çıktı. Özellikle tarafsız futbol seyircileri için. 3-1 geriye düştüğünüz zor bir deplasmanda 3-3'e gelmek ve maçı 3-3 bitirmek aslında olumlu bir sonuç olarak değerlendirebilir, değerlendirilebilir. En azından mutsuz değiliz bundan. Çünkü tehlikeli bir rakibe karşı oynadık. Sahasında oynadığı 4 maçı kazanmış bir rakibe karşı oynadık toparlayacak olursak bu sonucu olumlu olarak kabul ediyorum çünkü oyunun önemli bir bölümünde ve oyunun birçok tarafında iyi olan taraf bizdik. Eh conseguimos nos reagir no segundo tempo. aslında maça iyi başladık. İlk golü de biz bulduk ama ondan sonra bir 10-15 dakikalık periyotta yediğimiz 3 gol bizi çok etkiledi gerçekten. Gardımız çok düştü. ondan sonra takım olarak toparlandık. İki gol atmayı başardık, üçüncü yakaladık, dördüncüsünü de atabilirdik. E, gol şanslarımız, pozisyonlarımız vardı ikinci yarıda, atamadık ama gene de e, bu geri dönüş için e, takımımızı tebrik etmemiz lazım. Attacking game from from both teams, you know a lot of a lot of goals, some good goals. Genel olarak e, gayet hücum futbolu oynayan iki takımın maçı vardı, bol pozisyon vardı, bazıları çok güzel, e, çok sayıda gol izledik. Ancak maçın bizim için kötü olan yanı maalesef galibiyetle bitmemiş olmasıydı ki buraya 3 puan için gelmiştik. Netice itibariyle şu anda yapmamız gereken tekrar geriye dönüp kendimizi hazırlayıp bundan sonraki maçları kazanmak. Çünkü Beşiktaş olarak çıktığımız her maça, her maçtan galip gelmek istiyoruz. Dünkü karşılaşmada Beşiktaş adına değerlendirme yapan yorumcular maçın kahramanı olarak Oğuzhan Özyakup'u gösterdiler. Oğuzhan... Oynadığı 3 lig maçında Beşiktaş'ın 12 gol atmasını sağladı performansıyla. Dün güzel bir gole imza attı. Oynamadığı maçlarda, oynamadığı 5 beş maçta Beşiktaş sadece 3 gol bulabildi. Tabi bunlar istatistiki bilgiler. Maç içerisinde çok farklı dinamikler olabilir. Sadece Oğuzhan'ın performansına durumu bağlamamak gerekiyor. Ama Bilic'in de işaret ettiği gibi her iki takım çok iyi futbol oynadı. Sayın Ahmet Nurçevi'ye soracağız. Deniyor ki Barcelona Real Madrid bir klasiko vardı dün akşam. Beşiktaş'ın Akisar'la oynadığı maç o maçtan daha heyecanlıydı. Deniyor. Böyle bir yorum var. Katılıyoruz. Evet musunuz? öyle söyleniyor. İnşallah bu klasiklerden daha çok olur. Evet. Benim temennim o. Divan kurulu toplantısında önemli bir açıklama yaptınız. Son derece önemli vurgularınız vardı. Beşiktaş'ın borç oranı da açıklandı. Ee, tabii bunu da aktaracağız değerli izleyicilerimize. Ama siz bu borçlarla ilgili mesela Beşiktaş'ın toplam borç oranı 31 Ağustos 2013 tarihi itibariyle milyon 544.459.992 TL oldu tahmini alacaklar bu rakamdan çıkartıldığında da net borcun 476 milyon 822 bin 728 TL olacağı açıklandı. Beşiktaş yani sizin ve Sayın Başkan Orman'ın önderliğindeki Beşiktaş yeni yönetimi ilk hamle olarak Beşiktaş'ın ekonomik yapısını düzeltmeye çalıştı. Gelinen aşama nedir? Sayın Demirören döneminden kalan borçlarla ilgili önemli bir vurgunuz var açıklamanızda değil mi? Divan kurulu toplantısında. Evet. Şimdi ben Beşiktaş'ta her şeyin pozitif gittiğini bir defa söyleyerek başlamak istiyorum bu sorunuza. Mali anlamda disiplin sağlanmış mıdır? Evet. Birçok eski borçlarla ilgili protokol yapılmış mıdır? Evet. Alacakların, alacaklıların alacakları bizim borcumuzdur sonuç itibariyle. Bunlardan kaçmak mümkün değil. Onları karşımıza aldık, onlarla oturduk, protokollerimizi yaptık, ödemelerimizi yaptık. Şu anda Beşiktaş en azından ödemelerini yapabilen, verdiği vadelerde ödemelerini yapabilen bir kulüp haline gelmiştir. İlk geldiğimizde bu söz konusu değildi. Dolayısıyla şu anda başımız dik yürüyoruz. Birisi geldiği zaman size bu tarihte ödeme yapacağız dediğimizde yapıyoruz. Bunu bildikleri için de müsamakar davranıyorlar. Bu da Beşiktaş'ın elini kolunu çok rahatlatıyor tabii ki. Hı hı. E, borçlar tabii ki biliyorsunuz bir de enflasyon söz konusu. Kulüplerin çok borçları da euro ve dolar endeksi olduğu için bizden kaynaklanmayan bir artış da kur farkından dolayı bahis oldu ama buna rağmen pozitif yani kontrol altına alınmış borçlar var bana göre azalan borçlar var bana göre tasarruf edebilen bir kulüp var geleceğini ben çok parlak görüyorum maddi anlamda biraz zamana ihtiyacımız var ama gelecek parlak eski başkan Sayın Yıldırım Demirören Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmadan önce son mali genel kurulda dedi ki ben Beşiktaş Genel kurulu üyelerine, camiaya söz veriyorum, ee, benim verdiğim parayı hibe ediyorum, kulübe verdiğim parayı hibe ediyorum. Bunun e, talebini, geri dönüşünü talep etmeyeceğim dedi. E, bu çok konuşulan bir konu. Gerçekten hibe etti mi Sayın Demirören? Bu konuda gelen aşama nedir Sayın Çelik? Şimdi bugüne kadar biz bu konuda çok suskun kaldık. E, şunu vurgulamak istiyorum, bir mali genel kurulda biliyorsun Sayın Yıldırım Demirören, kendisi bu Beşiktaş'tan alacağı olan rakamı bağışladığını söyledi ve Beşiktaş'tan helallik istedi Beşiktaş camiasında. E, ve Beşiktaş camiası da kendisini ibra ederek gönderdi oradan. Sonuçta e, temenni ediyor ki bu inşallah ibra edilmek için söylenmiş bir e, ifade değildir. Yani orada genel kurulu kandırmış olursunuz aksi bunu böyle olmamasını temenni ediyorum. Temenni olmadığını. ediyorsunuz. Tabii. Gerçek nedir? E, ama sonuç itibariyle bugüne kadar biz kendisine bunun bir evraka, belgeye dayanması gerektiğini söylediğimizde bugün, yarın, haftaya şurada seyahatteyim, ailemden görüşeceğim, hı hı. E, kardeşlerimle görüşeceğim diyerek bugüne kadar geldik. E, bugün de benim e, artık bu divan kurulunda bu sorulara maruz kalmak benim de canımı yaktı. Dolayısıyla ben de e, biraz e, tepkilerimi gösterme ihtiyacı duydum. Evet Aynen şöyle söyledim. Biz e, bugüne kadar Yıldırım Demirören'in Sayın Başkan'ın Beşiktaş'ta helallaşmak adına kapıyı açık bırakmayı biz tercih ettik. Kapatmadık. Çünkü o bir Beşiktaş hizmet etmiş bir başkandır. Ailesi önemli biridir. Ha şunu her yerde söylüyorum. Para bu, çakıl taşı değil. Ama yani biz söylemedik. Bir Beşiktaş camiası da baskı yapmadı bu parayı bahşettiği. Kendisinin vermiş Kendisinin olduğu çok bir söz var. Doğal bir, hı hı. E, İständekle söylediğini düşündüğüm bir ifadeydi. Biz dolayısıyla biz ona istinaden bu evrakı verirsen biz muhasebemizde bunları işlemek istiyoruz dediğimizde bugün yarın bugün yarın bu noktaya kadar geldik ve ben aynen buradan da söylüyorum. Yani Beşiktaş'tan alacağın varsa alacağını ifade et, etmediğini ifade et. ettiysen de ettiğinin evrakını, nüshbetesini Beşiktaş Kulübü'ne gönder. Hı hı. Biz çünkü bugüne kadar seni zaten senden kaynaklanan borçları ödemişiz. Üzerine bir yüz milyon daha gelmiş. Önemli değil. Beşiktaş camiası bunu da öder. Bunun altından kalkar. Ama hesabımızı, kitabımızı bilmek istiyoruz. Borcumuz var mı? Yok mu? Hı hı. Sadece bunu deklar etmesini artık istiyorum kendisinden. Anlıyorum. Edecek mi sizce? Ben etmesini istiyorum. Temenni ediyorsunuz. Temenni tabii... değil artık istiyorum. <laughs> İstiyorsunuz. Ben talep istiyorum. ediyorsunuz. Evet. Talep Temen ediyorum. Ediyorsun. Gerekiyorsa bunu resmi anlamda da yönetim kurulumu uygun görürse, başkanım uygun görürse resmi anlamda yazıya dökerek Artık yapmayı da arzu ediyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde bir yazılı tebligatta mı bulunacaksınız? Evet kendisine, kendisine. böyle ben yönetim kurulu onayını alarak tabii. Hı hı. Sayın Başkan'ın onayını alarak. Bu benim e, yönetim kuruluna getireceğim bir tekliftir. Bu işin artık resmete dökülmesini, bunu yapıp yapmayacağını bize e, uygun bir süre içerisinde kendisine bir süre verilerek sormayı düşünüyorum. Hı. Yönetim kurulu genel itibariyle Demirören'in bu tutumundan rahatsız mı? E, yani herkes rahatsız. Herkes Neden rahatsız. rahatsız olmasın ki? Hı hı. En azından rahatsızlık şu yani borcumuz var mı yok mu e, Özgür Bey onu bilmiyoruz evet. yani varsa bilelim hı hı. yoksa onu da bilelim. Anladım. Biz hayır sil bunu demiyorum ben ben böyle bir baskı yapmam evet. benim Tabii hakkım değil para onu Türkiye onun... Futbol Federasyonundan e, Sayın Yıldırım Demirören'in tutumundan bahsetmişken pek çok kulübün serzenişi var e, Türkiye Futbol Federasyonu kurullarının verdiği kararlardan dolayı geçen hafta Fenerbahçe'nin Kayseri Erciyespor'la oynadığı maçta, deplasmandaki maçta Caner'in Yasin Öztekin'e yönelik bir hareketi vardı. Bunun için cezalandırılmadı soruları çok sık soruldu. Hafta içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu bir deklarasyonda bulundu ve derbinin sonucunu Beşiktaş Galatasaray derbisinin sonucunu Galatasaray lehine tescil ettiğini duyurdu. Genel itibariyle nasıl bakıyorsunuz hakem atamalarına kurulların verdikleri kararlara? Şimdi hakem hatalarıyla ilgili konuşmak çok kolay. Hı, hı. Bunu söylüyoruz zaten hakem hataları oturuyor bütün yorumcular programların sonunda yapıyorlar. Bizim bunları tekrar tekrar söylememizin bir anlamı yok. Ama görünen şu ki bu hatalar var artık yani adı hata ama kimsenin bu kadar hata yapmaya hakkı yok. Çünkü sonuçta orada top oynayan futbolcunun emeği var. Arkada onu idare etmeye çalışan yöneticinin evet. emeği var. Bir camianın orada göz nuru var, beklentisi var. Dolayısıyla bunların çok basit bir şekilde harcanmasını doğru bulmuyorum. Artık hatası hatada olmamalı, bir. İkincisi, e, Beşiktaş zaten bunlardan en çok e, etkilenen kulüp olduğunu siz de biliyorsunuz. Zaten bunu MHK Başkanı Zekeriya Bey kendisi de söyledi. Çok açık bir şekilde deklar etti. E, kurullara gelince de, e, şimdi mesela son Galatasaray maçında Fırat Aydınus'un sahayı niye terk ettiğini halen biz anlayabilmiş değiliz. En son tahkim kuruluna gittiğimizde e, bütün e, kayıtlarımızı çıkardık ve seyrettirdik. Yani sağda hiç kimse yokken Sayın Fırat Aydınuz düdüğünü çalıyor ve e, soyunma odasına gidiyor. Ve bu bir tarihtir. Ondan sonra zaten olaylar artarak büyüyerek devam ediyor. Neden? Yani aynı şekilde Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeray bunu da ifade etti. Dedi ki evet dedi kabul ediyorum. Fırat Aydınuz erken çıkmıştır sağdan. Hata yapmıştır. Ama siz çok önemli bir tespitte bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki Fırat Aydınus'un Erken çıkması taraftarı tahrik etti. Ondan sonra sahaya inen taraftar sayısı arttı. Evet. Ee, Sayın MHK Başkanı da aynı tespite katılıyor mu? Katıldı. Aynı, aynı şekilde söyledi. O da yani, Aynı dedi. şekilde. Ama karar farklı ee, çıktı. Karar farklı çıktı. Yani karar bunlar tahkim kurulunun takdirine kalmış bir olay. Ben kurulları şu anda yargılayacak durumda değilim ama yani çok güzel bir savunma hazırladık. O savunmaya göre bizim ceza almamamız lazım. Yani Beşiktaş futbol takımı ceza görüyor. Beşiktaş'ın yöneticisi... Yani. E, ceza görüyor, bilic ceza görüyor. E, yani ceza görmesi gereken kişiler, e, stada atlayan kişiler, e, bunlara bu cezayı vermesi gereken kişi 6.222 sayılı yasa geri devlettir, hükümettir. Evet. Çıkartıp alıp yargılayacaksınız, getireceksiniz, içeri atacaksınız. Hı hı. Bu adamlar bir sene, iki sene içeride yattıkları takdirde bu diğerlerine ders olacaktır. Bunu hı hı. yapmıyorsunuz. Sürekli erteleme, erteleme, erteleme. E, bunları zaten Sayın Bakan da söyledi. Hı hı. Evet 6.222 sayılı yasanın değişmesi lazım bu erteleme konusu kişileri cesaretlendirmektedir diyor. E bu benim elimde olan bir şey değil. E benim polisim yok. Benim yargıçım yok. Benim adliyem yok. E sahaya atlayan kişinin de benim taraftarım olduğunu inanmıyorum. Hı hı. Çünkü hep canı yanan Beşiktaş taraftarı Anlıyorum. oldu. Anlıyorum. E, Kim de onlar, bu kadar e, yani özür Çok kadar. özür dileyerek araya girdim ama e, sahaya atlayan derbide ve Beşiktaş'ın ceza almasına neden olan kişiler kimlerdi ve amaçları neydi? Sayın Başkan bunlar Beşiktaş'ı geriye götürmek isteyen insanlar ya da gruplar diyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Bana Başkan dediğinde haklı çünkü Beşiktaş'ın bir şekilde büyümesini istemeyenler var, başarılı olmasını istemeyenler var. Dolayısıyla bunların tabi burada parmağı olduğunu düşünüyoruz çünkü oradaki olay büyük bir olay, bir provokasyondu hı hı. ve bunu da çok güzel başardılar sonuç itibariyle ama bizim kurullarımız neden bunun bir provokasyon ve tahkim olduğunu kabul etmedi. Neden camianın burada bir suçu olmadığını kabul etmedi? Ben bunu algılamakta güçlük çekiyorum. Anlıyorum. Onlar da diyorlar ki Beşiktaş o statta oynadığı için Beşiktaş'ın objektif sorumluluğu var. Stat ve stat etrafında, stat içindeki gelişmelerden diyorlar ama e, stattan sorumlu yöneticinin de gidip orada o olaylara müdahale etmesi, idari bir önlem alabilmesi mümkün gözükmüyor. Yani nereden bakarsanız bakın çok çapraşık, kendi içinde çelişkili bir tutum yasa da zaten bu yüzden çok eleştiriliyor. Ya şimdi bakın e, bir kulübün camianın zarar görmesini isteyen 3 veya 5 kişi bunu ne kadar kolaylıkla yapabiliyor görüyorsunuz. Hı hı. Bunun böyle olmaması lazım. Yani bunu yasal olarak engellenmesi lazım. Bunun hı. polis gücüyle engellenmesi lazım. Ben güvenlik benim sorumluluğunda. ben güvenlik şirketini anlaşıyorum. Valiliğin belirlediği isme güvenliği veriyorum. Hı hı. Valilik içerisindeki isim listesini tetkik ediyor. Ben vazifemi yapmışım. Ben neyi yapmadım? da Bu cezayı hak ettim ben bunu halen anlayabilmiş değilim. Bağlantılı olarak belki bir şey sormak istiyorum. 1903 kartından bahsedildi sanırım bugün divan kurulu toplantısında. Sayın Metin Albayrak açıkladı. Bundan sonra 1903 kartı olmayanlara kombine satılmayacakmış. Biraz misiniz bunu? Yani biz artık Beşiktaş'ın taraftarının Beşiktaş'a hem de bir maddi anlamda katkı sağlamasını istiyoruz hem de ee, bizim kayıtlarımız altına girmiş tanıdığımız bildiğimiz bir taraftar profiliyle bir beraber bu son olaylar prof, yani şöyle ki biz en azından o profili tanımak istiyoruz kim bunlar elimizin altında olacak bizim seyircimiz taraftarımızın kimler olduklarını biz bilmek istiyoruz Evet bu arada Sayın Metin Albayrak Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada Yönetim Kurulu üyesi Sayın Albayrak Beşiktaş'a ceza, Beşiktaş'ın ceza almasına neden olanlar, sahaya girenler eğer kongre üyesi iseler bunlar disiplin kurulunda cezalandırılacaklar. Ayrıca o kişileri mahkemeye veriyoruz demişti. Zaten olaylar başladıktan, olay olduktan sonra derbiden sonraki gün Sayın Başkan da aynı ifadeleri kullanmıştı. Bununla ilgili hazırladığımız bir bant var ama söyleşimizin akışını kesmeyelim. E, hızlı bir biçimde ilerleyelim. Az önce derbinin e, sonucunun Galatasaray lehine tescil edildiğinden bahsetmiştik. Siz görsellerle çok önemli bir savunma gerçekleştirdiniz disiplin kurulu toplantısında. E, acaba derbinin sonucu ne şekilde tescil edilmeliydi size göre? Ya bana göre derbinin sonucu e, bir defa Fırat Aydun'un sağ tertemizi sahaya çıkıp o friki attırmalıydı ve ondan sonra düdüğünü çalmalıydı. Bir defa bu böyle olmalıydı. Hı -hı. Fakat bunu imtina etti ve hatta şunu ifade ettiler. Dediler ki bizde bir talimat var. Hakem içeri girerse bir daha dışarı çıkmaması gerekirdi. Biz araştırdık böyle bir talimat falan yok. Kendi kendilerine gelin göğe olmuşlar. Hı -hı. Dolayısıyla bir defa oradan olay yanlış gidiyor. İkincisi tahkim şunu yapabilirdi. Yani bir fiili durum var. Baktığınız zaman o frikik atıldıktan sonra zaten maç bitiyor. Frikik de atan Beşiktaş. 2-1 olarak da bunu tescil edebilirdi. Yani bunun arkasında bunu 3 sıfır yapmak bir Anladım. ceza anlamı taşıyor. Anladım. Ne cezası veriyorsun sen bana kardeşim? Sen benim sadığımı 4 maç kapatmışsın. Efendim, Peki direktör, bir için ver. 3 maç ceza vermişsin. Bir de üstüne bana üst sıfır veriyorsun. Daha ne kaldı? Hı hı. Yani özette 2-1 olarak tescil edilip e, bu olay kapanmalıydı yani. En azından böyle yani olmasını Yani en kötüsü arzu böyle ediyormuş. olmalıydı. Hı hı. Efendim önemli konular var. Ben e, izninizle futbolla da ilgili soruları sormak istiyorum. Beşiktaş yönetimi Ronaldinho'nun transferini çok arzu ediyor. Siz de bunun için önemli bir mesai harcıyorsunuz. Sponsorluk çalışmaları var. Ocak ayında Ronaldinho gelecek mi Beşiktaş'a ee, ya da bir başka isim gündeme gelebilir mi? Nedir bu konudaki son durum? Başka isim de tabii ki gündeme gelebilir ama yani Ronaldinho bizim değerlendirdiğimiz, e, görüştüğümüz bir futbolcu. Sonuçta Beşiktaş'ın da bir marka değeri anlamında e, çok da kıymetli bir futbolcu. Biz Beşiktaş takımında görmeyi biz Hı -hı. yönetim kuruluk istiyoruz. Bunun arkasında ekonomi de yatıyor. Şimdi herkes haklı olarak diyor ki işte ücret şöyle böyle ama e, biz bunun ekonomisini de yapıyoruz yani bunun e, forma satışının e, seyirci adetinin e, değişeceğini ve bisküvi çok gelir getireceğini düşünüyoruz ama e, biz e, açıkça şunu söylemek istiyorum Ronaldinho konusu bir sponsor fonlamasıyla söz konusu olacak şayet olursa hı hı. E, dolayısıyla bizim böyle tasarruf politikalarımızın ve savurganlığa karşı olduğumuz politikalarımız dışında bir politika biz izlemeyeceğiz. Bu çerçeve içerisinde bu iş olursa olacak. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, Ronaldinho ile ilgili yapmış olduğumuz görüşmelerde karşı tarafın açık seçik bir şekilde bu olayların çok fazla basında konuşulmasını istemediğini duyuyorum. Ben hep sevgili dostlarıma, sizlere, kardeşlerime aslında cevap veriyorum ama aslında vermemem gerekiyor. Ben bugün burada da sizin huzurunuzda da Ronaldinho ile imza atılacak saate kadar, bir daha Ronaldo konusunu basında konuşmama evet. kararı alıyorum. Madem bu, burada burada açıklıyorum. Bu son yani. söz o zaman biz de birazcık soru soralım bu konuda. izninizle hoş geldiniz. Son soruysa bitirelim <laughs> bunu burada bir daha da konuşmayacağız. Roberto de Asis'le kardeşiyle evet. son dönemde görüştünüz mü ne diyor? Sakatlığından dolayı Beşiktaş'a gelme olasılığının düşük olduğundan bahsediliyorsa Sağ bir problem vardı ama. Evet sağlıkla ilgili raporunu öncelikli ve dedikte bekliyoruz. Bir defa bizim için öncelik orada. Ne zaman Eğer gelecek? Eğer orada bir sorun varsa önümüzdeki hafta veya takip eden haftalar içerisinde bekliyoruz geldiğinde bu rapor bizim için çok önemli. Eğer bir problem varsa zaten yola devam edemeyiz. Önümüzdeki hafta gelecek rapor eğer problem olduğuna kanaat getirirse Beşiktaş'ın evet. doktorları evet. kendisiyle transfer evet. müzakeresini yani kesecek. sadece doktorlar değil. Çok kişiyle konuşularak bu kararı alacağız. Uygunsa devam edeceğiz. Değilse zaten konuşacak bir şey kalmadı. Uygunsa gelme olasılığı nedir? 50 bin her derde söylüyorum. Çünkü o da istiyor, ben de istiyorum. <laughs> maliyeti nedir? ama devamını bilemiyorum. Sayın Çevir, Ronaldinho'nun Beşiktaş'a maliyeti nedir toplamda? Vallahi benim babamın söylediği bir şey vardı. Yani kadınlara yaşı, erkeklere <laughs> de maaşı sorulmaz, ee, yönetici diyorsun. de transferin bedeli sorulmaz. Onu burada konuşmasak diyoruz. Yani. Haklısınız. Eğer Ronaldinho olmazsa elbette ki Beşiktaş'ın çok sayıda opsiyonu var. Bunlardan bir tanesi Tottenham'da forma giyen Togolu golcü Emanuel Adebayor. Olabilir mi Adebayor? Vallahi Ronaldinho'nun bizim kadar ne kadar çok başka takımla anlaşma şansı varsa bizim de bir o kadar. Başka, başka. çok değerli futbolcuları arayıp bulup Beşiktaş'a kazandırma şansımız var hala. Adebayor ilgilendiniz bir oyuncu mu? Söz konusu oldu. Bahis, söz konusu oldu. Evet. Evet. Ara dönem için, kış dönemi içinden söz Tekrar konusu. Tekrar bir daha gündeme gelebilir. Biz Ağustos için gündeme getirmiştik ama bir daha gündeme Ocak evet. ayında gelebilir. Evet. Gelecek diye bir şey yok. Tabii siz futbolda kardeşliğin, barışın e, tesis edilmesi yönünde e, geniş kapsamlı hassasiyetler gösteren bir yöneticisiniz. Bu profilinizle ön plana çıkıyorsunuz. Galatasaray'ın 108. kuruluş yıl dönümü. Zaman zaman değişik tartışmalar oldu, sistemleriniz oldu. Özellikle Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Ünal Aysal'ın Londra'daki konferansta Galatasaray'ın taraftar sayısı 26 milyon, Fenerbahçe'ninki 25 milyon, Beşiktaş'ınki 6 milyon açıklamasından sonra, bu şekilde yaptığı açıklamadan sonra sizin bir tepkiniz olmuştu. Bu tepkiyi sadece o bahsedilen açıklamalar özelinde gösterilen masum reaksiyonlar olarak mı e, mütalaa edebiliriz yoksa e, Galatasaray'a karşı gerçekten genel anlamıyla bir reaksiyonunuz var mı? Ya, Galatasaray Beşiktaş'ın rakibi olan bir takımdır. Dolayısıyla Beşiktaş'ın büyüklüğü kendi rakiplerinin büyüklüğüyle hı hı. E, ölçülecektir. Dolayısıyla onun büyüklüğünden ben hiçbir zaman için e, sıkıntı duymam. Evet. Ancak Ünal e, Aysal çok da başarılı bir iş adamıdır ama e, matematik anlamında bir hata yaptığını tahmin ediyorum, öyle düşünüyorum. Tamam her herkes kendi e, taraftarını veya e, kurumunu, camiasını motive etmek isteyebilir ama bunu diğer takımlarla veya rakiplerinizle mukayese sel rakamları ortaya koyarak Hı -hı. yapmayacaksınız. Benim 25 milyon taraftarım var diyebilirsiniz, 75 milyon diyebilirsiniz ama karşı tarafın ne kadar var olduğu sizi ilgilendirmez. Anladım. Onu sayman lazım. Birisi sana gel say dediği zaman ona gücün yetmez. Yani Beşiktaş'ı 6 ikili saymaya da ömrü yetmez. Size böyle Onun bir için... veri geldi mi? Efendim? Taraftar sayısıyla ilgili veri. Yok ben saymadım yani ben Anladım. ben taraftarımı az da olsa seviyorum. Ben taraftarım çok diye ben beşiktaşlı değilim. Hı hı. Yani ben Beşiktaş'ı seviyorum. Beşiktaş'ın taraftarı sonra kalite anlamında da e, oldukça da kaliteli bir taraftardır. Yani dünyaya bakışı, görüşü, sosyal olaylara yaklaşışı çok farklı bir camiadır. Benim için onların e, kalitesi de çok daha önemlidir. E, ama ben bakın tekrar söylüyorum diğer taraftar kalitesiz demiyorum. Ama benim taraftarım kaliteli diyorum anlıyorum. Türk Telekom Arena'nın Beşiktaş'ta Galatasaray'ın ortak kullanımına açılması tartışmaları nedeniyle hala kırgın mısınız Sayın Başkan, kırgınım. Sayın Aysal'a? Tabii ki kırgınım. Yani o kadar insan e, İnan şey e, affedersiniz düzeltiyorum e, olimpiyat stadına 2,5-3 saatte giden o genç çocukları ben yolda gördüğüm zaman e, çok içerliyorum. Yani biz cami olarak bunu hak etmedik. Yani bizi misafir edebilirdiler. İki tane büyük kulüp, değerli kulüp ki hepsi İnönü'de misafir olmuş zamanında top oynamış camialar bunlar. Bize çok gördüler. İçerledim. Fenerbahçe'de kırgın, kırgın küskünüm ve kızgınım onlara bu konuda. Fenerbahçe'de kırgın mısınız? Evet yani o da arkasını e, arkasına Galatasaray verirse e, maddesini şartını eklememesi gerekiyordu. O vermiyorsa sen verebilirdin. E, dolayısıyla iki sene de küskün ve kırgınım. Fenerbahçe'de önümüzdeki hafta bir olağanüstü nitelikli seçim yapılacak. Sayın Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı konusu... Tartışma konusu çünkü UEFA'nın gerekçeli kararı nedeniyle Sayın Aziz Yıldırım aday olamaz, e, olamaz deniyor. Böyle bir haberimiz vardı bugün, bugün gazetesinde. E, eğer gerekçeli karar çıkarsa e, yöneticilerin 10 yıl süreyle e, sportif anlamda e, idari inisiyatif kullanamayacağı bilgisini edilmiş bulunuyoruz. E, her açıdan baktığımızda zorlu bir süreç Fenerbahçe açısından. E, sportif anlamda bu Fenerbahçe'ye yansır mı? Galatasaray'da teknik direktör değişikliği oldu. Sporç anlamda Beşiktaş iki kulun içinde bulunduğu özgül durum nedeniyle e, ön plana çıkabilir mi önümüzdeki dönemde? Vallahi rakiplerimin e, ne seçimleri, ne yönetim kurulları, ne kongreleri beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Hı hı. E, onların futbolcularının sakatlanması, onların futbolcularının ceza alması, onların yönetim kurulunun dağınık olup oradaki futbolcuların veya sporcuların etkilenmesiyle benim Beşiktaş'ıma gelecek başarıyı ben istemiyorum. Ben kendim başarmalıyım. Anladım. Onlar hatta daha güçlü olsunlar ben onlardan daha fazla güçlü olayım. Onların zayıflığıyla benim güçlenmem başarı kazanmam benim isteyeceğim bir şey değil. Prensip olarak böyle bir yapım yok benim. Evet. Sayın Aziz Yıldırım ve UEFA'nın Fenerbahçe'de adı şike ile anılan yöneticilerle ilgili gerekçeli kararından bahsetmişken Beşiktaş'ı da sormak gerekiyor. Beşiktaş için bu şike süreci bitti denebilir mi? Bitti mi? Beşiktaş'ın şike sürecinin bittiğini düşünmüyorum. Çünkü verilen karar Beşiktaş'ın bu, bu yıl tedbiren UEFA'ya Avrupa kupalarına katılmaması şeklinde daha kararı aldıklarını e, almadıklarını biliyorum. E, bu karar alınana kadar tedbiren Beşiktaş'ın bu sene kupalara katılmaması şeklinde bir karar alındı. Beşiktaş bir yıl veya iki yıl Avrupa kupalarına katılmayacak diye bir karar tesis edilmedi. Anladım. Dolayısıyla bir karar alındığında e, bu karar ...şey de çıkabilir, pozitif de çıkabilir... ...yok Beşiktaş'ın herhangi bir şekilde... E, ...cezaya gerek görülmemiştir... ...bir karar da çıkabilir... E, ...o zaman yolumuza devam edeceğiz... ...ama geçmiş senin hesabını kimle göreceğiz... ...onu bilemiyorum tabii... Hmm. ...ama bir ceza verildiği takdirde... ...bu geçmiş sene gitmediğimiz, tedbiren gitmediğimiz yıl... ...bunun içerisine mahsup edilecek mi... İnanın buna cevap verebilecek henüz bir UEFA yetkilisi bile yok. Yani şunu mu anlıyoruz sözlerinizden önümüzdeki sene de Beşiktaş cezalı olabilir UEFA'nın vereceği karara göre. Bu sene tedbiren gitmedi ama eğer ceza verilirse bu önümüzdeki sezonu da kapsar Beşiktaş önümüzdeki sezon mı Avrupa yarışmalarından uzak kalabilir? Bu da bu bir, bir olasılık mı? Bir olasılık tabii ihtimal yani var bu. Bir sene iki sene yani bu da bir, bir sene dair. verip e, cezayı önümüzdeki sene gelmeyin diyebilir. Hı hı. bir sene verip bu sene tedbiren bizi almadığı seni ona sayıp seneye buyurun gelin o bir seneyi bu tedbir senesine saydık diyebilir. Anlıyorum. Ee, bakacağız yani yol uzun daha biz maalesef Fenerbahçe'ninki noktalandı. Karamsar yani pesimist bir, bir bakış açınız mı var bu konuda? Yani beklentiniz nedir? Beklentiniz elbette ki Beşiktaş'ın ceza almaması ama realite neyi gösteriyor? Ya geldiğimiz günden beri bu konularda çok üzüntü çektik. Ya belki de şeyim karamsarlığım ondandır. Yani OFA kriterlerini sağlamak adına çok emek verdik biz hı hı, yöneticiler evet. olarak biliyorsunuz. Mali durum bu kadar e, bozukken bile biz OFA kriterlerini şartlarını yerine getiren bir yöneticiler olduk. Bunun karşılığında Avrupa'da top oynamayı isterdik yani yönetim olarak. Ben de bunu görmek isterdim yönetici olarak. Dolayısıyla bunları görme şansım bir hatalı evraktan dolayı, kusurlu hı hı. bir e, evraktan dolayı, geçmiş yönetimler zamanında imzalanmış bir evraktan dolayı. Zaten bir sene vermişlerdi. Üstüne bir de bu olaydan dolayı verdiler. Yalnız ben burada açık açık söylüyorum. Yani Beşiktaş e, camiası şike yapabilecek insanlardan çok uzak bir camiadır. Anlıyorum. Ben camiamı biliyorum, güveniyorum onlara ama Sonuçta bazen derdinizi anlatamıyoruz işte tahkim kurulunda anlatamadığımız gibi. Hı hı. Bir Türkiye derdimizi tahkim kurulunda anlatamıyorsak ben Avrupalı'yı nasıl anlatacağım derdim onu da bilmiyorum. Tabii asla temenni etmiyoruz ama bahsettiğiniz kötü senaryo gerçeğe dönüşürse yani Beşiktaş önümüzdeki sene ya da sonraki sene de cezalı duruma düşerse e, tasarrufunuz ne yönde olacak? Allah korusun. Neyse başımıza gelen yaşayacağız. Anlıyorum, anlıyorum. Sayın Demirören'in başkanlığında cereyan eden bir takım olaylar e, gerekçe gösterilerek Beşiktaş e, cezalandırıldı. da bu yönde bir tedbir kararı verdi. Serdar Adalı'nın, Sayın Tayfur Avuççu'nun ismi geçiyor ama Sayın Eski Başkan'ın inisiyatifi dışında bu iki isim Serdar Adalı ya da Tayfur Avuççu eğer yapmışlarsa bir görüşme e, inisiyatifi dışında mı yapmış olabilirler sizce? Sayın e, Eski Başkan'ın bu konularda herhangi bir dahli olabilir mi? Böyle bir kaygınız var mı? Yok abi yani siz ne biliyorsunuz ben de o biliyorum. <laughs> Birisi kalkıp benim dahilim var demeden ben var diyemem. Çünkü duymadım kulaklarına duymadığım bir şey cevap veremem Peki tekrar futbola dönecek olursak maalesef nahoş bir olay yaşandı. İbrahim Toraman'la Sezer Öztürk arasındaki e <laughs> kavga. iki futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldılar. Ee, bu futbolcularla ilgili kararınızı net bir biçimde ortaya koydunuz ama değişebilir mi? Affedilme olasılıkları var mı? En azından İbrahim Toraman'ın. Bir defa bu olay çok tatsız bir olay. İkisi de benim futbolcum, ikisi de Hı. benim hem manevi bir değerim hem de maddi değerim. Dolayısıyla bu tür bir olayın olması zaten bizi çok üzdü. Artı bir de böyle bir durumda bunları kadro dışı bırakmak gibi kararı almak da yönetici için kolay değildir. Hem maddi anlamda üzülüyorsunuz hem manevi Hı. anlamda üzülüyorsunuz. Ama maalesef bu kararı almak zorundaydık çünkü sonuç itibariyle bu takımın içerisinde biz disiplin istiyoruz. Bu takım ancak ayakta tutabilecek olan bu karar şey. Karar devam edecek Evet, takım ruhudur. Ee, onlar da bunu yapmamalıydılar, iyi düşünmeliydiler, sebep vermemeliydiler. Yani e, yaptılar, sonuç itibariyle bir hata yaptılar. Yani Beşiktaş'ta örnek olacakları e, futbolculara maalesef kötü örnek oldular. Onların göz önünde bunu yaptılar. Bir değil, iki değil, üç kere bu olay tekerrür etmiş. Yani bir kere olduğunda ayırabilirsiniz, konu biter, insanlar hmm. birbirine özür dileyebilir. Burada bakışınız farklıdır. İkinci kere oluyor ve kardeşim bunun üçüncüsü ne artık yani? Bunun üçüncüsü, yani, bunun dördüncü, beşinci, altıncısının olacağı anlamına gelir. E, e, biz de yönetici olarak buna müsaade etmeyiz. Siz orada tutamayız daha yani. Sayın Çünkü şeydi. siz öyle bir güven vermiyorsunuz. Evet. Böyle alındı bu karar. Sezer'in Volkan Şen'le takası gündeme geldi. Böyle bir gelişme var mı? Hayır. Yok. İki bolcu şey için geldi. ya da herhangi birisi için e, bir teklif aldı mı Beşiktaş? Şu herhangi ana kadar hayır. E, ama alacaktır İbrahim... yani. Hı hı. Bu arkadaşlarımız belki ikisi iki ayrı kulüpte belki çok da başarılı olabilirler. Allah yollarını açık etsin. Anlıyorum. Eğer büyük bir takımdan teklif alırlarsa örneğin İbrahim Toraman'ın ismi Galatasaray'la anıldı. Ne derece doğru bilmiyorum ama e, tasarrufunuz ne olur? Yani büyük bir takıma bir başka rakip takıma gitmesine izin verir misiniz? Vallahi e, çok zor bir soru bu ama <laughs> tabii onların adına gurur duyuyorum. Anlıyorum. Hele bir istesinler. Anlıyorum. İsterseler konuşuruz. istemeden kendimizi yormayalım. Boşuna enerjimizi sarf etmeyelim. Evet. Takıma dönmüşken Almeyla ile Fernandez'i de soralım. Başkan Orman'ın bir açıklaması vardı. Kendilerini de istemesi lazım şeklinde. E, ne olacak durumları? Kalacaklar mı? Gidecekler mi? Valla bazen istiyorlar bazen istemiyorlar gibi oluyorlar. Hı -hı. İstedikleri bir gün keyiflerini yakalarsa işi bitireceğiz inşallah. Devam edelim. Önceki hafta yapılan Çaykur Rizespor maçından önce maç pazartesi günü yapılmıştı. Cumartesi akşamı Nişantaşı'nda bir gece kulübünden çıkarken görüntülendi Fernandez ben yayın öncesi de sizinle kişisel fikrimi paylaştım. Avrupa'da futbolcular maçlardan sonra gece kulüplerine gidiyorlar ya da eğleniyorlar. Eğer performanslarını etkilemiyorsa bu hiçbir sorun yaratmaz. Ama Fernandez'in sürekli böyle görüntülenmesi, maç performansına da etki ediyor yorumları yapılıyor. Bir katılıyor musunuz? İkincisi, gece hayatı ile ilgili haberler sizi rahatsız ediyor mu? Şimdi e, bunlar çok genç insanlar. Dolayısıyla hı hı. bir hayatları var. ki Hiçbiri buraya esir olmak için gelmedi. Tabii ki yaşayacaklar. Ama e, mesleklerin icra etmeleri gerekecek e, noktanın üzerine çıkıyorlarsa e, olmaz. Yani müdahale edilir. Ama hı hı. E, onu kendileri de takdir edecekler artık. yani Eğer Fernandez gece Nişantaşı'nda gezip de ertesi gün futbolunu oynayamıyorsa... Yani benim kadar onun da bunu düşünmesi hı hı. lazım. E Bu çocuklar akıllı çocuklar. Nerede hata yapıyorlar bilmiyorum. Bir anlık mı? E, Fernandez'in inşallah bazen ilişki çıkışlı başarılı grafiği oluyor biliyorsunuz. Genelde başarılıdır. Kendisini seviyoruz. Camiamı da seviyor ama. Acaba düştüğü zamanlar bunlardan mı kaynaklanıyor gibi bir tedirginlik oluyor herhalde. Hı hı. E, i̇nşallah onlardan kaynaklanmıyordur yani. Veya da inşallah hı. oradan kaynaklanıyordur da çok çabuk algılayıp o problemi çözer. Almeyda ile sözleşme yenilenmemesi durumunda Almeyda'nın e, haklarının bazıları fonda galiba Gestufa'da. E, Almeyda ile ilgili ekstra bir gideri olur mu Beşiktaş'ın? Böyle bir iddiadan bahsedildi. Daha doğrusu böyle bir iddia gündeme getirildi. Hayır Almeyda ile şey Al ilgili e, süre dolduğunda Mayıs sonu itibariyle Beşiktaş'ın ister bizimle de kontratı devam etsin Almeyda'nın ister etmesin ödemesi gereken bir edimi bir borcu var. Hı hı. Bu 3 sene 4 sene evvel Futbolcu buraya getirilirken atılmış bir imza, Beşiktaş'ta bunu yerine getirmek zorunda. Reklamlara gitmeden önce şunu sormak istiyorum size Beşiktaş'ın en önemli projelerinden bir tanesi de İnönü Stadyumu'nun yerinde yeniden yapımı. 8 Kasım tarihi itibariyle kapalı zarf usulü şeklinde bir ihale yapılacak. Bu ihaleden sonra üstlenici firma ortaya çıkacak ve Beşiktaş stadını ne zaman bitirecek? Sorulan soru bu. Evet. Şimdi ben biliyorsunuz, bir de aynı zamanda ihale komisyonu başkanıyım evet. stadın. Bu da tabii benim için ayrı bir onur kaynağı ve aşırı bir sorumluluk. Ee, dediğiniz gibi ayın 8'inde bu ihaleyi yaptığımız takdirde e, bu yıl sonu en geç temeli atmış oluruz. Bu yıl sonu en geç. Daha erkene çekmeye çalışıyoruz. Anlıyorum. Efendim, e, artık bizi ayrılan sürenin yavaş yavaş e, sonuna geliyoruz size şunu da sormakta e, fayda var e, Tabii Beşiktaş'ın e, stadı bitirmesiyle birlikte çok büyük bir geliri, çok daha konforlu bir ortamda e, taraftarına maç izlettirme imkanına sahip olabileceğini biliyoruz ama bu süreç biraz sıkıntılı geçecek Atatürk Olimpiyat Stadyumunun fiziki şartları ulaşım problemleri vesaire. Önümüzdeki hafta Torku Konya spor maçı da Kasımpaşa stadında oynanacak. Beşiktaş'ın cezası nedeniyle kadınlar ve çocuklar izliyor Kasımpaşa taraftarı ile Beşiktaş taraftarı arasında sosyal medyada stat paylaşımı ile ilgili bir takım e, polemiklerin olduğunu biliyoruz. Bir kaygınız, endişeniz var mı haftaya yapılacak maçla ilgili olarak? Hafta yapılacak maç Konya'yla e, Konya ile değil galiba Karabük evet, Spor'la diye biliyorum. Karabük Spor'la hemen düzeltelim. Evet Karabük Spor'la ve bu maçı Kasımpaşa Stadında oynayacağız. Hı hı. Çünkü Olimpiyat Stadı da artık güvenlik eksikliği nedeniyle yine Sayın Bakanlık ve Emniyet'in verdiği rapor doğrultusunda tadilata alınmak zorunda kalındı orayı. Şu anda bizim de Kasımpaşa'yla bir sözleşmemiz var. O stada gidip futbolumuzu oynayacağız. Bir şekilde oralarda biz top oynayacağız. Sonuç itibariyle Kasımpaşa taraftar ile Beşiktaş taraftar arasında bir şey varsa da artık olmasın. Yani sonuçta biz de Türk milleti perverdir. Biz de Kasımpaşa'ya misafir gideceğiz. Yani onlar da örf adet ve tahammüllerine düşkün bir e, mahallemizdir Kasımpaşa. Ben öyle bilirim yani eskidir yılların mahallesidir. Oradaki insanların da misafirperverliğe önem verdiğini çok iyi biliyorum. Biz orada misafir gibi ağırlayacaklardır. Bize bir yanlış yapacaklarını düşünmüyorum. Evet. Birileri öyle olacağını söylüyor ben de diyorum ama olmayacak. Ve Anladım. bunu da Kasımpaşalılara ben Beşiktaşları o maçta emanet ediyorum. Bize misafirperverlikleri göstersinler. Efendim ağzınıza sağlık. Büyük bir onurdu sizi burada ağırlamak. Çok teşekkür evet, ederiz. Çok Videomuza teşekkür olduğunuz için. Sağ olun çok teşekkür ederiz Tekrar bekliyoruz. Evet sevgili izleyiciler Spor Extranın sonuna geldik. Bu haftalık noktalıyoruz. Haftaya tekrar değerli konuklarımızla karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hepinize mutlu bir pazar diliyorum. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü yine aynı saatte buluşuncaya dek. Şimdilik hoşçakalın.